Sağlık dünyada gıda ve tarımdan sonra iki numaralı sektör bazı sektörlerin daha önde gittiğini düşünürüz. E, güvenlik gibi, silah sanayi gibi, bilişim gibi belki ama sağlık dünyada ikinci büyük sektör. Onun bileşenlerini de zaten VTR'de anlattık. E, sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Profesör Doktor Metin Çakmakçı ve Oğuz Engiz bizlerle tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Reklama gitmeden önce özel hastanelerin biraz geleceğinden bahsediyoruz. Özel hastanecilikten de biraz Bahsettiğiniz 400'e yakın Türkiye'de özel hastanemiz olduğunu söylediniz. Bunların çeşitli hizmet modelleri var. Ee, özel hastanelerden SGK ile anlaşmalı olanları var, olmayanları var. Ee, A-Pilas dediğimiz hastaneler var. Herkesimin maalesef ekonomik kaygılardan nedenlerden ötürü gitemediği aslında bizim istediğimiz de... Özel hastane kıvamında hizmet almak denilen bir tabir vardır. <laughs> ee, kamu da bunlara yaklaştığı son yıllarda çok şükür işte o rekabet dediğimiz de aslında bu nedenlerle de biraz arttı. Bunlara ilaveleriniz olacak mı? Ee, mesela 5 yıl sonra 10 yıl sonra bir özel hastaneye gidenin karşılaşacağı farklı hizmet modelleri var mı? Biraz evet. bunlardan bahsedelim. Evet yani 1990'lı yılların başlarında özel hastanecilik başladı ülkemizde. Tabii özel hastanelerin çıkış nedeni, e, kamu e, hastanelerinde e, bir yığılmaların başlaması, nüfus artışına bağlı olarak yığılmaların başlaması ve e, ödeme gücü olan vatandaşlarımızın e, daha nitelikli e, sağlık hizmetine ulaşma ihtiyacı sonucunda özel hastaneler doğdu. Başlangıçta böyleydi, gerçekten özel hastanelerdi. Ancak daha sonra e, Sosyal Güvenlik Kurulumu'nun e, yaygın hizmet alımına başlamasıyla e, ee, işte zincir hastaneler oluşmaya başladı. Ve bu zincir hastaneler e, adeta devletin taşeronu gibi çalışmaya başladılar. Yani devlet hastane yapmamaya başladı. Özel hastanelerle anlaşmalar yapmak suretiyle bunu devam ettirdi. Ama tabii çok nitelikli özel hastaneler yine o orijinal vasıflarını korumaya devam ettiler. Neydi orijinal vasıfları da işte ödeme gücü olan vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmak. Peki siz şimdi şehir hastaneleri de konuşayım. Devlet Hı -hı. hastane çok yapmıyordu özel hastaneleri teşvik evet. yaptı ve vatandaşlar özel evet. hastanemize daha rahat hizmet başlıyor. Şimdi ama devlet çok yatırım yapıyor şehir hastaneleri. hemen geleyim ona da. Ne ona, olacak sizin haliniz? Evet ona da geleyim hemen. Dolayısıyla şimdi Taşeron gibi SGK ile anlaşma yapıp yaygınlaşan bu özel hastanelerin tercih nedeni aslında e, kendileri bizzat kendileri değil vatandaşların. Devlet hastanelerindeki hizmetten memnun olmamaları, hı hı. yoğunluğun çok olması ve o yoğunluğun beraberinde getirdiği memnuniyetsizlik. Yani şunu söyleyebiliriz, çok iddialı söylememiş olabiliriz. En kötü özel hastane bile hı hı. en iyi kamu hastanesinden e, üstün tarafları var. Nedir o üstün tarafları? E, hastaların kişisel olarak ele alınmaları, isimleriyle hitap edilmeleri, merhaba hoş geldiniz nasılsınız demeleri. Bakın Türkiye'nin en iyi kamu hastanesine de gitseniz isim vermemek lazım belki ama yani e, e, hocamızın da yöneticilik yaptığı güzide bir kuruluş. Dünya çapında bir hastanedir. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nden bin kere girin, size merhaba, hoş geldiniz diyen bir kişi çıkmaz. Bakın bin kere girin gün içinde. Tekrar tekrar bin kere girin. Dolayısıyla e, öz, en kötü özel hastanede bu oluyor ama. En kötü özel hastanede Hoş geldiniz Asma. Hanım. Nasılsınız? Buyurun diyor insanlar. Doktor Bey sizinle görüşecek falan diyebiliyorlar. Dolayısıyla bir kere bu önemli. Yani insanlar insanca davranılmasını istiyorlar kendilerine ve bunu ne zaman istiyorlar? En hassas oldukları dönemde yani hasta olduklarında hastaneye geldiklerinde. Dolayısıyla özel hastanelerin hepsi çok iyidir demiyorum kesinlikle. Ee, ama e, iyi tarafları olduğu kesin. Dolayısıyla özel hastaneler bizzat kendilerinden dolayı değil kamu hastanelerinin durumunun kötü olmasından dolayı tercih ediliyorlar. Eğer devlet hastanelerinde hasta memnuniyeti konularına dikkat edilmezse özel hastanelere olan ihtiyaç artacak. Bu kesin. Ama bu özel hastanelerin bizzat kendilerinin çok iyi olduğundan değil de asıl görevi olan bu işin yapmakla yükümlü olan devlet hastanelerinin bu işi tam maalesef kıvramamalarından dolayı. Dolayısıyla ama bir kategori daha var o dediğimiz o A plus özel hastaneler onlar zaten SGK ile çalışmıyorlar. Onlar e, ve en nitelikli sağlık turistini de getiriyorlar bu arada. Yani dünyanın en iyi ülkelerinden, en gelişmiş ülkelerinden buralara sağlık turisti de geliyor. Yani bunlar artık rüştünü ispatlamış. Çok nitelikli ve İngilizlerin mesela Rusların, Amerikalıların gelip hayran olduğu hastaneler. Keza hocamızın çalıştığı hastanede onlardan bir tanesi. Dolayısıyla ee, bu öyle bir şey. Ee, özel hastanelerin durumu böyle. Özel hastanelerin geleceği tamamen devletin kararlarına bağlı. <laughs>